Mehmet Barlas. Tam demokrasiye alışıyorduk ki üstümüze silahlı kuvvetler geldi. Telgraftan internete, telli telefondan cep telefonuna, dedikodudan sosyal medyaya, otobüsten uçağa hiç yadırgamadan geçmiş bir toplumun fertleriyiz. Ama parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçtiğimizi hala anlamayanlar oldukça fazla alışmaya başlamıştık. 1946'da çoğulcu demokrasiye girerken galiba toplum değişime alışsın diye yumuşak geçiş yapılmıştı. Yani açık oy kapalı tasnif sistemiyle kimin kimi seçtiği tam anlaşılamamıştı. 1950'nin 14 Mayıs seçimleriyle çoğulcu demokrasiye ilk adımı attık ve sonraki 1954 ve 57 seçimleri sanki yüzlerce yıldan beri bu topraklarda hep serbest seçim yapılıyormuş gibi yapıldı. Tam alışıyorduk. Hani köylüye hiç aşık oldun mu diye sorulduğunda tam aşık oluyordum üstümüze jandarma geldi diye cevap vermiş ya. Biz de tam demokrasiye alışıyorduk ki 27 Mayıs 1960'da üstümüze silahlı kuvvetler geldi. Silahlı kuvvetler. O 27 Mayıs günlerini hiç unutmuyorum. O zamana kadar silahlı kuvvetler diye bir kavram yoktu. Doğrudan ordu denilirdi. 27 Mayıs sabahı darbeyi radyodan açıklayan rahmetli Alparslan Türkeş, kardeş kavgasını önlemek için silahlı kuvvetler idareye el koydu şeklinde bir duyuru yapmıştı. O sabah radyoyu açıp bu duyuruyu dinleyen sanatçı Necmi Rıza Ahıskan'ın ağabeyi silahlı kuvvetler idareye el koydu cümlesini duyunca radyo evini eli silahlı haydutların bastığını sanmış ve korkudan tam 3 gün kekelemişti. Daha sonra Turan Güneş o günleri konuşurken eli silahlı kuvvetler diyerek 27 Mayıs'a açıklık getirdi. Atatürk büstü. Aslında Necmi Rıza ailesinin o 1950-60 arasında yaşadıkları hep böyle insanı güldürdü. Mesela 1555 yılının 6-7 Eylül gecesi azgın kalabalıklar Beyoğlu'nda azınlıklara ait mağazaların vitrinlerini kırıp içerideki malları yağmalıyorlardı. O gece mağaza sahipleri vitrinlerine Atatürk'ün büstlerini koyup yağmacılardan kurtulma yolunu bulmuşlardı. Beethoven büstü. Necmi Rıza'nın da Beyoğlu'nda bir kumaşçı mağazası vardı. O gece kargaşa başlayınca Necmi Rıza'nın abisi de hemen mağazanın vitrinine bir büst koymuş ve mağaza bu sayede yağmadan kurtulmuş. Ertesi sabah gün ağarınca ne görsünler? O karanlıkta ve telaş içinde mağazanın vitrinine meğer Atatürk'ün değil Beethoven'ın bir büstünü koymuşlar. Necmi Rıza 6-7 Eylül gecesi herkesi Atatürk, beni de Beethoven kurtardı der ve kahkahayı patlatırdı. Bir kurban bayramını üstelik başkanlık sisteminde yaşarken satılmayı bekleyen kurbanlıkları değil annemiz kokteyle gitti diyerek hüngür hüngür ağlayan karides yavrularını düşünerek yazımı noktalıyorum. Mehmet Barlas Saba.